Başkanım, başlangıçta ben federasyon başkanınızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Sizin handbolu sokağa indireceğiz söyleminize istinaden sizinle beraber yönetimimizin projeleri hakkında bir bilgi alabilir miyim? Tabii, memnuniyetle. En sevdiğim konudan soruyu sordunuz. Handbolu, tabii ki handbol bir salon sporu. Temeli orada, olimpiyatlarda orada yarışıyor ama gün ve zaman değişiyor. Artık daha fazla sokakta olmamız lazım. Belediye parklarında olmamız lazım. Okul bahçelerinde olmamız lazım. Daha kolay oynanabilir olmamız lazım. Handbolün çeşitli avantajları var. En büyük avantajı bir çocuğumuzun handbol topunu verdiğiniz gün, o gün o golü atabiliyor ve kendini o branşın bir parçası olarak görebiliyor. Bir aidiyet hissedebiliyor. Çok çabuk adapte olabiliyor. Önemli olan o sihirli topla çocukları buluşturabilmek. Sokakta, bahçelerde, sosyal tesislerde o topla buluşmasını sağlamak çok daha kolay olacak. Böylelikle çocuklarımızın yüreklerine dokunabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de belediyelerimizden, bunun için de okullarımızdan, spor il müdürlerinden bu destekleri istiyoruz. Tüm ziyaretlerimde bunu dile getiriyorum. Her yere, açık alanlara handbol alanları çizilmesini istiyoruz. Tabii bir de plaj handbolü diye bir gerçek var. 2024 olimpiyatlarında denemeleri yapılacak. Daha sonra da olimpik olacak. Dolayısıyla burada nasıl söyleyeyim, plaj handbolünü de renklendirmek ve harekete geçirmek istiyoruz. Onun için de bu sene Türkiye'de 5'in üzerinde bir trofi düzenlemek istiyoruz. Farklı illerde, işte Alanya'da, Köyceğiz'de, Bodrum'da, İzmir'de, farklı illerde plaj handbolü trofisi olacak. Daha fazla halkla iç içe olmalıyız. Salon tabii ki çok kıymetli ama handbolu dışarıda göstermenin daha kolay olduğuna inanıyoruz. Peki handbolun sizden öncesi ve sizden sonrası sorunları hakkında da neler diyebilirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim, handbolun benden önce demeyelim ama 90'ların ortası ile birlikte özel kanallara geçilme ile birlikte kan kaybı başladı. Bu kan kaybı çok uzun yıllar boyunca sürdü. Gerçekçi olmak gerekirse biraz Türk spor hafızasından silindi, gerilere düştü. Biz ama çok güçlü bir potansiyele sahip handbol. Çok güçlü bir geçmişe sahip. Bu potansiyeli ayağa kaldırmak istiyoruz. O potansiyel enerjiyi kinetiğe çevirmek istiyoruz, öyle diyelim. Hareketlendirmek istiyoruz. Çünkü bu potansiyele ve bu sevgiye, o sihirli topun insanların hayatında bırakmış olduğu ize inanıyoruz. Bu yüzden sürekli iletişimi güçlü tutuyoruz. Özellikle basınla, özellikle kurumlarla, tüm paydaşlarla, diğer federasyonlarla, uluslararası federasyonlarla, bakanlığımızla sürekli iletişim ve temas içerisindeyiz. Kaynakları yaratmak üzere, kaynakları doğru kullanmak üzere, paydaşlarımızla ortak akılla birlikte handbolü geleceğe taşımak üzere çalışmalar yapıyoruz. Daha çok yeniyiz, 6 ay oldu. Ama bu 6 ay içerisinde yavaş yavaş bir takım meyveler kendini göstermeye başladı. Ama yine de ekme dönemi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle saha başarıları için erken ama yine U16 kızlarımız bize bir Akdeniz Konfederasyonu'ndan bronz madalyayla döndüler. Benim yönetimimdeki ilk madalya. Çok mutluyum bunun için. Kızlarımıza teşekkür ediyorum. Ben şunu görüyorum, tüm milli takım sporcularımızda gözlerindeki o ışıkta, yüreklerindeki o heyecanda handbolu bizimle birlikte yukarılara taşımak için tüm sporcularımız, tüm kulüplerimiz, herkes, tüm paydaşlarımız, hakemlerimiz, gözlemcilerimiz olağanüstü bir çaba sarf edecek. Uzun zamandır handbolun içerisinde var olmayan yöneticilerimiz, var olmayan eski handbolcularımız da tekrar handbolun içerisine girerek gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz. Handbolun yükselen bir trend olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Bir de handbol spor lisanslı sporcular hakkında da bilgi alabilir miyim? Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Biz yeni seçimden sonra bu 6 ay içerisinde kurulan kulüp sayısı 52. Yeni kulüp sayısı. Biz okullarda çok güçlüyüz. Okullarda 3.500'ün üzerinde okul takımı var. 10 binlerce okullarda sporcu, lisanslı sporcu var. Liglerimizde de Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig ve bölgesel liglerimiz var. Bunun haricinde Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi, Küçükler Ligi, Minikler Ligi ve Mini Minikler turnuvaları var. Handbol çok yaygın bir spor. Benim şöyle bir sloganım var. Arka bahçemizde handbolü oynamaktan vazgeçeceğiz. Artık herkesin önünde handbolü oynayacağız. Var olan gücümüzü herkese göstereceğiz. Bunu da doğru iletişim kaynaklarıyla yapacağız. Ya ben bu potansiyele çok inanıyorum. Özellikle o
küçük sporcu kardeşlerimizin o enerjisine hayranım. Bana da bu kadar enerjiyi veren onların bana sağladıkları, gönderdikleri pozitif enerji. İnşallah her şey, ama her şey handball için çok güzel olacak. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim için çok anlamlı ve özel bir gün. Değerli bir işbirliğiyle Türkiye Handball Federasyonu ile resmi maç topu sponsorluğuna imza atıyoruz. Handball Federasyonu Türkiye'nin köklü kurumlarından ve bugüne kadar on binlerce sporcu yetiştirmiş, tarihi başarılarla dolu bir federasyonumuz. Bu yıl Sayın Başkan'ın seçilmesiyle birlikte yeni bir yapılanma içerisindeler ve hedefleri de oldukça yüksek. Ben şimdi sözü Sayın Başkan'a bırakmak istiyorum. Kendisi yeni hedeflerini daha iyi ifade edecektir. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, değerli yöneticilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Lansmanımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere de dünya devi markalarla devam etmek istiyoruz. Molten'de özellikle top konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri, handbolda da Uluslararası Handbol Federasyonu'nun da tercih ettiği, dünya şampiyonlarında kullanılan ve birçok ülkede kullanılan resmi handbol topu. Biz de bu işbirliğini sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Özellikle bu ekonomik zorluklar yaşanan koşullarda Ender Spor ailesiyle de birlikte, Molten'in Türkiye distribütörü, bu birlikteliği, handbolun yükselişi için bu desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Çok kıymetli buluyoruz. Ben ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Handball artık sokağa inecek, handball halkın arasına karışacak ve sonunda handball'ü arzu ettiğimiz seviyelere uçuracağız. Bunu önemli markalarla başarabiliriz ve bizi sağladığımız her kaynağı daha güçlü kulüpler oluşturabilmek için kulüplerimize aktarmak istiyoruz. Daha güçlü kulüpler, daha güçlü sporcular, daha geniş bir sporcu havuzundan da milli takımımızın olimpiyat yolculuğuna çıkmasını istiyoruz. Ve ülkemizi, bayrağımızı handbol branşında, olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz. Sponsorluklarımızı Acıbadem Hastanesi, en son geçen hafta HDI Sigorta, bugün Molten. İnşallah bayramdan sonra yine çok önemli bir markayla bir diğer sponsorluk anlaşmamızı açıklayacağız. Güçlenerek, daha çok var olarak, güçlü bir iletişimle handbol gelmeye devam ediyor. Kendini göstermeye devam ediyor. Sizler de bizi izlemeye devam edin lütfen. Çok teşekkür ediyorum bu önemli sponsorluk için. Özellikle Ender Spor ailesine, Molten'e ve onların nezdinde genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de kısaca Molten ve Ender Spor'u bir anlatmak istiyorum müsaadenizle. Molten birçok uluslararası sponsorluğu bulunan 80 yıllık köklü bir marka. Birçok federasyon tarafından, hem yerel hem de uluslararası federasyon tarafından da resmi maç topu olarak tercih ediliyor. Dolayısıyla oyuncuların ve antrenörlerin de yakından tanıdığını düşünüyorum markamızı. Marka misyonu olarak en üst düzey ekipmanları üreterek sporcuların gerçek performansını ortaya çıkartmayı amaçlıyor. Bu bağlamda hem Molten'in marka vizyonu hem de marka ruhu açısından bize çok uygun bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Sadece handbolda da değil, FIBA, UEFA, Uluslararası Handbol Federasyonu gibi birçok federasyonun da resmi maç topu aynı zamanda. Türkiye'de de Basketbol Federasyonu'yla uzun yıllardır süren bir işbirliğimiz mevcut. Ender Spor, Türkiye'nin en eski spor firmalarından, bu yıl 51. yılımızı kutluyoruz.
Yaklaşık 40 yıldır da Molten'in Türkiye distribütörüyüz. Bu 40 yıl zarfında birçok sponsorluğa imza attık ve bunun neticesinde de geçmişte olduğu gibi bugün de federasyonlarla olan işbirliklerimiz devam ediyor. Handball Türkiye'de en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip branşlardan, sporlardan biri açıkçası. Ve atılan yeni adımlarla birlikte hem takipçi sayısının hem de oyuncu sayısının gün geçtikçe katlanarak artacağını düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Biz elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışacağız ve bu branşın gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya çalışacağız. Ben burada Sayın Başkan'a ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum ve sözü tekrar Sayın Başkan'a bırakıyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bir özel teşekkür de aslında Ali Kazan'a. Başlangıcından beri sürekli çok pozitif bir şekilde handbola yaklaştı. Eski anıları da var handbolla ilgili. Ben çok başarılı bir birliktelik, çözüm ortaklığı, paydaşlık olacağına inanıyorum. Bence doğru zamanda doğru yere yatırım yaptılar. İki tarafında kazanacağına inanıyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Varsa sorularınızı memnuniyetle cevaplamak isteriz. Sorusu olan varsa alabiliriz. Efendim, tabii biraz federasyon dışında bir soru olacak. Bu toplar nerede üretiliyor acaba? Ben bir takım böyle değişik verilere ulaştım. Molten topları nerede üretiliyor? Molten birçok branşta top üretiyor. Sadece handbolda değil, basketbol, futbol, voleybol, handbol, su topu birçok branşta ürün mevcut. Her topun üretildiği fabrika farklı, ülkede farklı. Hani handbol topu özelinde soruyorsanız Vietnam'dan geliyor maç topları. Antrenman topları Tayland'dan geliyor. Daha ucuz başlangıç seviye topları da Çin'den geliyor. Ama bu sürekli böyle kalacak diye bir kaide de bulunmuyor. Şartlara göre değişiklik de gösterebilir. Hayırlısı olsun iki taraf için de. Teşekkürler. Şimdi Sayın Başkan'ın geçen gün dört büyük takımla ilgili sözleri vardı. Şöyle açalım. İki sene önce Beşiktaş Kadın Futbol Takımı şampiyon olduğunda Sayın Hamit Gülçevi diğer takımları davet ediyoruz demişti. O davet karşılık buldu. Kadınlar Ligi'nde tüm büyük ligler lige katıldı. Bu sponsorlukla birlikte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un camialarının büyüklüğünü düşündüğümüzde Volter'in topluluğunda ürettiğimizde bu sponsorluk diğer tarafı da buraya çekebilir mi? Ya şöyle... Özel bir çalışmanız, projeniz olacak mı ikili olarak? Bu proje uzun yıllardan beri handbol camiasının her zaman aklında ve yüreğindedir zaten. Burada önemli olan Ahmet Başkan handbolla da ilgili bu çağrıyı yaptı dediğiniz gibi. Biz orada başka bir taraftan bakıyoruz. Tabii ki bu güzide kulüplerimizin handbolun içerisinde olmalı bize güç katacaktır. Olmaları için de biz elimizden gelen her şeyi olumlu yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim yönetim olarak burada bir felsefemiz var. Biz istiyoruz ki olumlu handbol iklimini ortaya koyduktan sonra bizim bu kulüplerimizle yapacağımız birebir ilişkiler ve iletişim sonucunda kulüplerimizi handbola davet edeceğiz ama bunun için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Çünkü uzun soluklu bir hikaye ortaya koyulması gerekiyor burada. Burada tesislerden altyapıya, oyuncu havuzuna kadar birçok tamamlanması gereken konu var. Ama sonuçtaki amaçlarımızdan biri mutlaka ve mutlaka büyük camia kulüplerinin, önemli camia kulüplerinin handbol branşlarını hem kadınlarda hem erkeklerde aktif hale getirmesi olacak. Teşekkür ediyorum bu soru için. Çünkü Türk sporunda özellikle dört büyükler diye adlandırılan kulüpler çok fazla dikkat çekiyor ve rekabeti en üst seviyeye taşıyor. Tabii ki biz de
tüm camia kulüplerimizin bu rekabetin handbolla da içinde olmasını istiyoruz. Bizleri çok güçlendireceğine inanıyoruz. Sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun canım Sayın Başkan. Anlaşmanın içeriği hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani kaç yıllık, neleri kapsıyor, kulüpler boyutu nedir, federasyon boyutu nedir? Tabii. Şimdi handbol özellikle Süper Lig, birincilik, ikincilik ve bölgesel liglerden oluşuyor. Bölgesel ligler bölgelerde maçlar yapıyorlar. Onun haricindeki tüm ulusal liglerimizin resmi maç topu olacak. Dolayısıyla her maç Molten maç topları ile oynanacak. Topların da birçok çeşidi var bu arada. Antrenman topları var. Farklı kalitelerde toplar var ama biz en üst seviye, en üst teknoloji olan toplarla maçlarımızı oynatacağız. 2 yıllık bir anlaşma artı 1 yıllık bir anlaşma. Biliyorsunuz federasyon seçimleri de zaten 2024 yılına kadar. Biz de kendi yönetimimiz içerisinde zamanının dışına taşmayacak anlaşmalar yapıyoruz burada. Bunun haricinde Molten'in bize sağlayacağı birçok imkan olacak. Bu imkanların içerisinde kulüplerimize de top desteği sağlayacağız. Federasyonumuza, milli takımlarımıza top desteği sağlayacağız. Ve her zaman için markalarını handball'un yanında bulundurarak daha güçlü iletişim kurmamızı sağlayacak, imkanlar sağlanacak. Ben böyle dünya devi bir marka ile birlikte anılacağı için handball'un ivmelenerek büyüyeceğine inanıyorum. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle handball'un basının yanında yer almaması ile ilgili hep bir söylemleri olur. Ama bugün bundan önce bizim seçildiğimiz andan itibaren bizler sizleri nereye davet edersek edelim, sizler bizimle birlikte oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz. Bu bize gurur veriyor, güç veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Handball sizlerle birlikte büyüyecek. Tekrar davetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle milli takım formamızı Aksel Bey'e hediye etmek istiyorum. Ailemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım buraya. Burada lütfen çekiyorum. Olmayınız lütfen. Tekrar bir özel burada lütfen. Ben klasik selfie'mi de çekeceğim lütfen.